2024 seçimlerinde adaylar çıkmalıdır, çıkacaktır. Adaylar çıkmalıdır diyorum. En doğru adayı camia destekleyecektir. Biz de camianın fertleri olarak buna destek olacağız. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz. Kalamaz. 50 bin tane kongre üyesi var diyoruz. 50 bin kongre üyesi. Bunu en azından ben bilmiyorum ne kadar olduğunu ama 15-20 bin tanesi başkanlık şartlarını yerine getirebilecek üyelerdir. Onlar her zaman başkan adayı olarak ortaya çıkabilirler. Yani Fenerbahçe benden başka kimse çıkmaz pozisyonda yürümek yanlıştır. Tavsiyemiz demin söylediğim gibi Fenerbahçe'de benden başkası olmaz. Kimse aday çıkarsa ben kongre yaparım demek şeklinde camiayı tehdit edilemez. Bu camiye o kadar büyüktür ki o büyüklüğünü hiç ummadığınız anda gösterir. Şimdi ben buradan söylüyorum. Ali Bey, ya bir kongre yap, ben güven oyu istiyorum diyerek ya da bu konuyu kapat. Ama bir aday çıksın, ben kongre yaparım jestlerinden de kendini kurtar. Böylece hem Fenerbahçe'yi küçültüyorsun hem kendini. Ama buna devam edersen, bir aday dersen aday çıkar. Aday çıkar, çok rahat çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım. Bu böyle bilinir. Camiayı zorlama. İnsanları da zorlama. Herkes haddini bilsin. Sen bir yıl daha süren var. Bizim fıtratımızda böyle bir şey yok. Ama onlar geçmişte bunun gibi bizim 18 ay kala Konya'da maçı oynarken başlattıkları tribünlerin ya seyredin maçları tribünler 3000 5000 kişi oynuyor Fenerbahçe. Şimdi çok kötü durumda stat full. Hep engellediler. Ama bak biz hiçbir müdahale, hiçbir söylem, hiçbir konuşma yapmıyoruz. Bizim için as olan Fenerbahçe'dir. Şahıslar, kişiler değildir. Ali Koç değildir. Aziz Yıldırım değildir. Bizler hepimiz Mahmut Uslu değildir. Şekip değildir. Bizim için as olan Fenerbahçe'dir.